sizlerle bu üzerimdeki tişörtün yapımını paylaşacağım. Bu kumaşı zaten hatırlayanlar vardır. Kumaşa böyle baktıkça renginden dolayı galiba hep böyle bir işte vintage bir şeyler olur bundan. İşte tişört mü yapsam, şunu mu yapsam, bunu mu yapsam diye düşünüyordum. Daha sonra aklıma yakasıyla kollarına böyle aynı renk ribana kullanılan eski tişörtler geldi. Ve dedim böyle bir şey yapayım, vintage bir tişört olsun. Sonuçtan aşırı memnun kaldım çünkü gerçekten yani hazır gibi duruyor. Elde dikildiği hiç belli değil. Bir de ben overlock makinesiyle diktim. İç tarafı da çok temiz olduğu için galiba bana öyle geliyor. Umarım sizin de hoşunuza gider. Şimdi hiç fazla uzatmadan direkt videoya geçmek istiyorum. Zaten çok basit bir yapımı var. Eğer videom hoşunuza giderse beğen butonuna basmayı ve videoların devamını görmek isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Tişörtüm için incecik, yumuşacık bir yazlık penye kumaş kullanacağım. Bunu kumaş alışverişimde göstermiştim zaten. İzmir'den almıştım. Ayrıca yaka ve kol kenarları için de kırmızı renk ribana kullanacağım. Öncelikle penye kumaşımı 4'e katlıyorum ve üzerine herhangi bir tişörtümü yerleştiriyorum. Bu tişörtüm yapacağım tişörtümden çok çok daha uzun olduğu için iğneyle istediğim boyu işaretledim ve ona göre katlıyorum. Yerini güzelce ayarlıyorum ve kol kısmını da içeriye katlıyorum. Daha sonra dikiş yerlerinden yarım santim pay bırakarak kesiyorum. Alt kısmı biraz daha fazla pay bırakıyorum. Ve yaka uyuntusunu veriyorum. Ben birazcık göz kararı yaptım. Daha sonra bunun bir parçasını kenara alıyorum ve ön parça için kesim yapıyorum. Yakasını birazcık oyuyorum ve kol kısmını da birazcık tıraşlıyorum. Ön ve arka parçalarımı yüzleri birbirine bakacak şekilde üst üste yerleştiriyorum. Ve bu omuz kısımlarından dikeceğim. Dikerken overlock makinesi kullanıyorum. Overlock makinesi penye kumaşlarda çok güzel sonuç veriyor. Eğer benim gibi penye kumaşları çok fazla kullanıyorsanız overlock almanızı öneririm. Çünkü çok hızlı bir şekilde çok daha güzel sonuç alıyorsunuz. Normal makinelerde birazcık zorlanırsınız ama yine de dikebilirsiniz. Esnek dikiş özelliği yoksa makinenizde zikzak dikişle de dikebilirsiniz. Daha sonra kalan kumaşımdan da kol kesiyorum. Yine tişörtümün kolunun kat yerine kumaşımın kat yerine yerleştiriyorum ve kenarlarından kesiyorum. Daha sonra ikiye açıyorum. Bir kısmını birazcık tıraşlıyorum. Burası ön parçaya denk gelecek. İğne ile işaretliyorum. Tişörtümü omuzlarından birleştirip bu şekilde açarak serdim. Bu oyuntuya kollarımı yerleştiriyorum. Tepeden başlıyorum ve kenarlara doğru iğneliyorum. Tabii ki ön taraf için işaretlediğim yere dikkat ediyorum. Parmağımla gösterdiğim yerlerden dikeceğim. Yine aynı şekilde overlock makinesi kullanıyorum. Ayrıca penye kumaşlarda overlock makinesinin dışında tekrardan düz dikiş dikmenize de gerek kalmıyor. Gayet sağlam bir şekilde birleşiyor. Benim makinemin markasını ve modelini videonun açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Kollarımı diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Omuz dikişlerinden tutuyorum ve katlıyorum. Kol altını ve yan tarafları üst üste yerleştiriyorum.
ve buralardan dikeceğim. Diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Şu anda aslında tişörtümüz neredeyse hazır. Ve gördüğünüz gibi iç taraf overlock sayesinde oldukça temiz görünüyor. Şimdi yakayı yapacağız. Eğer ribana kumaş kullanıyorsanız şimdi söyleyeceğim şey çok işinize yarayacak. Öncelikle yakamızı ölçüyoruz. Ve burada bir işlem yapmamız gerekiyor. Yakamızın çevresini 0.7 ile çarpıyoruz. Ve ribanamızı ona göre kesiyoruz. Yani yaka çevresi çarpı 0.7 bizim ribanayı keseceğimiz boyut oluyor. Normalde yaka biyelerini biliyorsunuz ki verevden kesiyoruz ama ribanada öyle bir şey yok. Direkt dümdüz kesiyorsunuz. Yani oradaki tırtıklar dikey bir şekilde bize bakması gerekiyor. Eğer ribana kumaş bulabilirseniz mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Eğer daha önce denemediyseniz, çünkü inanılmaz profesyonel bir sonuç veriyor. İstediğim boyuta göre ribanamı kestim ve ucundan diktim. Yine sadece overlock kullandım. Ve daha sonra tişörtüme düzgün geçirebilmek için dört kenarından iğneledim eşit aralıklarla. Aynı şekilde tişörtümün de dört kenarını iğneledim. İğneleri birbirlerine hizalayıp tişörtüme tutturuyorum. Gördüğünüz gibi tişörtümün düz yüzü bana bakıyor ve yakanın açıklığıyla ribanamın iki açık ucu da tam birbirlerinin üstüne biniyor. Bu kısmı da aynı şekilde ribanayı hafifçe çekerek dikiyorum. Yine sadece overlock kullanıyorum. Overlock makinesi inanılmaz bir hız katıyor gerçekten ve çok temiz sonuç aldığım için ben gerçekten çok seviyorum. Mesela bu tişörtü ben yaklaşık 40 dakikada yaptım, hem de video çekerek yaptım. Diktikten sonra yakam gördüğünüz gibi tam yüz yuvarlak bir şekilde geçirilmiş oldu. Söylediğim işlemi, yani 0.7 ile çarpma işlemini yaparsanız bütün ribana yakalarda bu kadar güzel sonuç alabilirsiniz. Aynı taktiği kullanarak kollarımın uçlarına da ribana yapıyorum. Böylece daha vintage bir hava katmış oldum. Kollarımı da gördüğünüz gibi diktim. Dışarıya doğru döndürdükten sonra bu şekilde görünüyor. Son olarak da tişörtümün alt kısmını kapatacağım. Ben yine uç kısmı çok fazla kıvrılmasın diye overlock çekmiştim. Bunu bu şekilde içeriye doğru iki kez kıvıracağım ve düz dikişle dikeceğim. Tek normal makineyi kullandığım kısım burasıydı. Eğer çift iğneniz varsa çift iğneyle reçme dikişi yapmanızı tavsiye ederim. Ve böylece de tişörtüm bitmiş oldu. Gördüğünüz gibi oldukça fabrikasyon görünüyor bence. Eğer videom hoşunuza gittiyse beğen butonuna basmayı ve videoların devamını görmek isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.